Hep söyledik. Suriye'de en önemli konu buraya bir yabancı el değdi. Buraya bir yabancı el değdi. Irak'a bir yabancı el değdi. Buranın politikasını siz bu yabancı ellerle düzeltemezsiniz dedik. Kimse dinlemiyor. Çünkü esasen olayın nereye gideceğini herkes biliyor. Elini vicdanına koyan herkes biliyor olayın nereye gideceğini. 10 yıl sonra çevremizde nasıl bir oluşum ortaya çıkacağını herkes biliyor. Ama sessiz. Sessizlik. Kimse ses çıkarmıyor. Çeşitli gerekçelerden dolayı. Bakınız. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi efendim diyorlar ki biz Suriye konusunda Cenevre'de görüşmeler yapacağız. Suriye'de ateşkes sağlayacağız. Suriye'de ateşkes sağlasanız ne olur, sağlamasanız ne olur? Suriye'nin geleceğini tartışıyor insanlar. Astana'da tartışılan güya ateşkes, Suriye'nin geleceği tartışılıyor. Suriye'nin nasıl bir Suriye olacağı tartışılıyor ve anlıyoruz ki ve daha önceden de defalarca bu kürsüden belirttiğimiz gibi anlıyoruz ki artık Suriye eski Suriye olmuyor. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Biz yanlış politika uyguladık deyip birisi bunu teslim edebilecek mi? Şimdi bu Astana görüşmeleri, sonra Cenevre görüşmeleri, iki konu var. İki konuda bizim acilen hareket etmemiz lazım. Bir tanesi, biz Astana'da Esat'la en direk olarak, dolaylı olarak görüşüyoruz. Bütün güç diplomasi de Rusya üzerinden yürüyor. Ben bu gücü Rusya'ya niye bahşedeyim? Madem görüşüyorsun, niye kendin görüşmüyorsun? Kendin niye görüşmüyorsun? Rusya'nın elindeki harita Suriye'nin parçalanmasına ilişkin. Peki bunu görüşüyorsan niye doğrudan görüşmüyorsun? Ne eksik kalır? Doğrudan görüşülmesini, bunun Türkiye'nin pazarlık marjını düşüreceğini değil, arttıracağını söyleyebiliriz. Türkiye'nin pazarlık marjını arttıracağını söyleyebiliriz. Yerel unsurlarla artık Türkiye mutlaka ve mutlaka Suriye'deki rejimle de görüşmeli. Rusya, Türkiye'de muhaliflerle görüşüyor. Türkiye'nin eğittiği muhaliflerle görüşüyor. Suriye'de de onları bombalıyor. E, Türkiye niye görüşmüyor? Bu kanal mutlaka açılması lazım. Aksi takdirde kaybediyoruz. İkinci konu. 167 gündür Elbaba çakılıp kaldık. Bizim Mehmet'imiz orada can veriyor. Bugün iki tane şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 15 tane yaralımız var orada. Bu ne olacak? Biz daha önce bu kürsüde fazla aşağıya sarkmasın dedik. Sarttığınız zaman çıkamazsınız dedik. Ve sonra biz Rakka'ya kadar gideceğiz dendi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı Rakka'ya gitmeyeceğiz dedi. Elbap'ta hızlı bir şekilde işimizi bitirip oradan döneceğiz dedi. Şimdi bu U dönüşü normalde Türkiye'nin faydasına olduğu için hiç eleştirmedik. Şimdi yeniden Trump'la yapılan görüşmede biz Elbap'tan sonra da Rakka'ya gideceğiz. Siz kime güvenerek nereye gidiyorsunuz? Elbap'ta çakılıp kaldık. Bakınız Türkiye'nin ikinci yapması gereken konuşudur. Bu savaş bitecek gibi görünmüyor. Bu savaşa diplomatik çözüm söyleyenler iki yüzlülük yapıyor. Onun için bizi mutlaka ve mutlaka oradaki Türkiye'deki unsurlarla ÖSO'yu takviye etme, etmek gerekiyor. Onu Türk askeri yapmayacak. Onu buradaki Suriyeli gençler yapacak. Elbabı Türkiye alıp Türkiye'ye mi katacak? Burada lütfen bunun da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Efendim diyebilirler biz zaten ÖSO bunu yapıyoruz. Benim söylediğim başka bir şey. Ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Kıbrıs konusu. Kıbrıs'ta biz kapsamlı çözümün yapılmasına, kapsamlı çözümün devreye sokulmasına hep destek verdik. İki toplumlu dedi, iki kesimli, mutlak manada iki kesimin siyasi eşitliğine dayanan, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini içeren bir anlaşmayı destekledik. Ve destekliyoruz. Ama bugün baktığımız zaman KKTC Cumhurbaşkanı 10 tane laf bize söylüyor. Bir tane laf da dönüyor. Güneyde KKTC'nin egemenliğini yok eden nere söyleyemiyor. Bunu eleştiriyoruz. Siz bizi bırakın. Biz ölmedikçe o davanın sahipleriyiz. Siz kendi işinize bakın. Kendi davanıza bakın. Kendi başbakanınızla bir yol tutturun. Milli konularda dik durun. Siz illa da bir şeyleri vermek zorunda değilsiniz. Anlayışa bakın. Biz Rum'dan egemenlik alacağız. Dolayısıyla toprak vermek zorundaymışız. Senin egemenliğin Rum'dan kaynaklanmıyor. Senin egemen, sen zaten egemensin. Rum'un sana egemenlik bahşetmesine gerek yok. Sen zaten egemensin. Ayrıca toprak vermek zorunda da değilsin. Bu kutsal bir kitapta mı yazıyor? Allah'ın emri mi senin toprak vereceğin? Lütfen bugünler geçicidir tarih farklı yazar sizi. Şimdiki insanların nerede durduğu önemlidir. Türkiye'nin üzerine baskı var nasıl olsa. Türkiye baskıya maruz kalıyor. Hükümet ses çıkaramıyor diye bu kadar bu kadar işi gevşeye almayın. Hiçbir zaman almayın. Bu milli bir konudur. Ve bitmemiştir. Bir son yok. Bakıyorsunuz bir son yok. Hani Cenevre'de garantiler konusunda bir anlaşma olmadığı zaman bu sona olacaktı. Bitirmiyorlar. Bitirmezler. Size açıklayayım. Bu iki yüzlülük bitmez. KKTC'de bakıyorsunuz. Bir son yok. Ne kadar sürecek bu? Peki hep biz veriyoruz. Toprakta veriyoruz. Egemenliği sulandırıyorlar. İki kesimliği sulandırıyorlar. İki toplumluk zaten sulanmış oluyor. Nedir bu? Niye vermek zorundayız? Doğru olan tavsiyemiz. Doğru olan siz haklıysanız o masayı bozarsınız. Kalkarsınız oradan. Kalktığınız için küçülmezsiniz, büyürsünüz. Bu millet sizi her zaman takdir eder.